Yenə izdiham, yenə fanat seli. Fanat ordusu onların geldiğini eşidər eşidməz Sinema Plus axışdı. Türkiye'nin sevilen ulduzu Murat Boz ve güzel aktrisa Seda Bakan çaşkınlık içerisinde kaldı. Bu sefer en çok heyecanı ise Seda Bakan yaşadı. Axı güzel ulduz ana olmağa hazırlaşır. Olurdu, delerdi tek bakışta. Doğma Bakımız bayram haftasında növbəti qonaqlarını karşıladı. Öldür beni sevgilimle ATV Magazin. Onlarla programındayız. İşte bu. Görmedim bu zamana kadar, kalbim ne kadar da büyük. İlk önce Murat ve Seda medya karşısına geçti. Koca bir İstanbul sanki, hem yeni hem kırık dökük. İki məşhur daha sonra özel olarak ATV Magazin'in onlarla kamerası karşısına geçip müxbirimiz Ruslan'ın suallarını bir cevablandırdı. Evet, burayı çok seviyorum. Azerbaycan'ın Bakü'yü, Azerbaycan'ın insanlarını, kardeş halk. Bugün de filmimizin galası için Bakü'deyiz. Aslında bize birkaç tane hani böyle Almanya'ya mı gidelim, oraya mı gidelim? Biz tabii ki yani Azerbaycan seçtik. Aynen öyle oldu. Valla Okan ve Demet karakterleri filmde 5 yıllarını devirmiş evli bir çift. Milli Piyango'dan para çıkıyor ve bu iki çift ne yapacağını şaşırıyor. Bu iki çift. Mirasa konmak için karısını öldürdü. Nafaka cinayeti. Kusursuz gelen piyango bileti. Demet'im, kocan seni öldürecek. Filmin yayımlanan fragmanı ağılları karıştırdı. Herkes Öldür Beni Sevgilim filmini meşhur Mr. ve Mrs. Smith filmine benzetti. İzleyeceksiniz, izlediğinizde anlarsınız aslında. Yani Mr. ve Mrs. Smith'le hiç uzaktan yakından alakası olmayan bir film. Biri-birinin başına oyun açan er ve arvadın hikayesini görüp ulduzlardan elə pulları soruşduk. Bəs siz necə? Bəxtinizde lotariyadan böyük pullar çıxsaydı, nəyə xərcləyərdiniz? Parayı harcardım ben, direkt harcardım. Direkt harcardım. Tabii alışveriş. Ne istiyorsam onları yapardım. Dünya turu, ne bileyim tekne alırdım. Böyle saçma sapan şeyler yapabilirdim yani. Büyük partiler. Para zaten ya öyle ben hayır ya böyle bir şey mesajı vermek için söylemiyorum bunu gerçekten ben parayla alakalı. Bizi piyango çıktı. Kaç lira? Kaç para? 5 milyon. Yani azlı. Para huzur getiriyor mu Murat'cığım? Para huzur getirmez tek başına yani. Evet. Ne parası olan insanlar var. Sağlığı satın alamıyorsun. Yerinde olduğu sürece huzur, sağlık, yani. Aile olmak. Bunlar bence daha değerli şeyler paradan. Filmdeki paraşüt sahnesi ise Murat üçün en dehşetli sahne olup sendeme. Ya zor sahneler Murat için de vardı, benim için de vardı. Murat bir paraşüt hikayesi var. O paraşüt yaptı. Uçak atladı Fethiye'den. Yani yükseklik var. Yükseklik var. Varmış Murat'ta. Bende de var. Korkak değilim ben. İlk defa Murat Boz'la aynı filmde rol alan Seda Bakan, tərəf müqabilindən görün necə ağız dolusu tanışır. Yok merhaba merhabamız vardı evet. Ama çok bir samimiyetimiz, arkadaşlığımız yoktu ama bu filmde ben her zaman söylüyorum iyi ki Seda'yla çalışmışız. Şansım Murat gibi hem yetenekli, hem yok yakışıklı, canım. Hem yok disiplinli yok artık. Oyuncuyla aynı zamanda biliyorsunuz yani kendisi popstar. Muradın görün ürəyindən neler geçir. Yeter ki Bakı'dan film teklifi gelsin. Seni burada bayağı istiyorlar. Ben çok seviyorum. Ama Cafer Bey'den de bir teklif gelmedi şu an. Cafer Bey, her yerden Cafer Bey konuşuluyor. Cafer Bey diyorsunuz, Cafer Bey yok. Senaryo yok Cafer Bey'den. Tek derdim senaryo. Yani senaryo. Kriterlerde önce senaryo. Senaryoyu sevmem lazım. Bugün için hain planlarım var. Meraktan öldürme beni. Murat Boz'un beğendiği kahraman hakkında soruşanda ise Alem Beyli biri girme. İşte bu Manyak Cafer ne konuydu? Manyak Cafer açmasaydı şimdi. Bundan evet, sonra aynen. Davet olmuş. Yanlış oldu yani bu konu tamamen yanlış. O Keşan Ali Destanı'nda bir karakter. Aha. Bu arada benim babamın ismi de Cafer. O şeyi sormuşlardı hangi romanın filmleştirmesini istersiniz diye. Romandan ziyade benim böyle bir tekrar hayata geçirmek istediğim bir müzikal hayalim var demiştim. Orada Manyak Cafer rolü vardı. O Manyak Cafer rolünü tekrar yapmak istedim. Cafer Bey, asla Cafer Bey'e manyak der miyim? Şöyle.
Cinema Plus kinoteatrlar şəbəkəsi növbəti türk məşhurlarını yerli fanatlar ilə görüşdürdü. Sizi isə Öldür Beni Sevgilim kinokomediya filmini izləməyə mütləq tələsin. Onu da qeyd edək ki, filmin Azərbaycanda yayım hüququ Cinema Distribution şirkətinə məxsusdur.